Yaprak Özdemiroğlu, Yeşilçam'ın şekerparesi. Onun hayatı oldukça hareketliydi. Çoğu film yıldızının cesaret edemediği cesur görüntülerini yansıtarak zincirlerini kırmıştı. Ama soyunarak sahip olduğu özgür kadın simgesi, sonraları onu erotik bir sembol haline getirmişti. Filmlerinde yeri geldi eroinman oldu, evden kaçan kız oldu, saf bir aile kızı oldu. Ama çoğu zaman soyunmasıyla akıllarda kalıyordu. Tozlu Magazin'de yer alan Şey dergisinden alıntı bir haberde şöyle bahsediliyordu ondan. Çevresine karşı girdiği havalarla sanat çizgisini bir Türkan Şoray'ın, bir Müjde Ar'ın, Hülya Koçyiğit'in çizgisinde gören Özdemiroğlu, küçük şöhretini film çevirmek yerine soyunarak poz vermesinden kazandığını unutuverdi. Yaşıtı yıldızlardan Banu Alkan'ın, Oya Aydoğan'ın, hatta Serpil Çakmaklı'nın şarkılı türkülü komedi dram demeden peş peşe film çevirdiğini önemsemeyen Yaprak Özdemiroğlu'nun küçük ama ansızın gelen şöhretle başı döndü ve düşmeye başladı. Cesur sahneleriyle ilgili yıllar sonraysa şunları söylemişti Özdemiroğlu. O bir kadının başkaldırısıdır. Üvey annem Müjde Ar başlatmış, biz de devam ettirmişiz. Kadın erkek eşitliği açısından bakıyorum meseleye. Nasıl bir erkeğin göğsü görünebiliyorsa aynı şey kadın için de geçerli olmalı. Cinselliğin ve estetik güzelliğin sorun olmaması gerekiyor. Filmlerde hiçbir zaman aman bir yerim görünmesin demedim. Tam tersine, mesela bir sahne çekilirken makyajım ve üstüm başım düzgün kalmadan ne yapılması gerekiyorsa yapılsın diye ben teklif etmişimdir yönetmene. O bir duruştur. Peki gerçekten bu kadar mıydı? Gelin Yaprak Özdemiroğlu'nu daha yakından tanıyalım. O doğduğunda yıl 1963'tü. Ankara'da dünyaya gelen Özdemiroğlu'nun annesi Ayla Hanım, babasıysa müzisyen Atilla Özdemiroğlu'ydu. Babasının ünlü bir müzisyen olması onun ünlülerle büyümesini sağlamıştı. Eğlenceli bir eğitim hayatı geçirmişti. İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyan Yaprak, bale bölümünden mezun oldu. Ama baleden çok sıkılmıştı. Balerinlik yaparken kendisini tam hissedemiyordu. O devlet opera balesinde oynarken Şan Tiyatrosu kuruldu. Buradaki ilk müzikali babası yapmıştı. Ama ilk müzikalde Yaprağı oynatmadı. Daha sonra Hisseli Harikalar'da oynamak için babasından izin alabildi Yaprak. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Hisseli Harikalar'la başladı müzikalleri. Ha Babam Sınıfı müzikalinde oynarken İlyas Salman gelip ona yeni bir Ha Babam Sınıfı filmine başlayacaklarını söyledi ve başrol oynar mısın diye sordu. O zamana kadar aklında hiç sinema oyuncusu olmak yoktu. Ama bir anda bu filmde oynamaya karar verdi. İlk gün, ilk çekimden sonra sinemaya aşık olmuştu. Bu onun baleyi bırakabilmesi için de bir fırsattı. Ha Babam Sınıfı Güle Güle filminin ardından Şöhretin Sonu, Dolap Beygiri, Alişan gibi filmlerde oynadı. Ama asıl büyük çıkışını Şekerpare filmiyle yaptı. Şener Şen, İlyas Salman ve Şevket Altuğ gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçen Yaprak Özdemiroğlu, günümüzde bile hala bu filmle hatırlanmakta. Şekerpare filminin konusuysa şöyle. Osmanlı döneminde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki genel evde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisinde karmaşalar sonucu genel evi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir. Bu filmin ardından Beyaz Ölüm, Feryat ve Dil Yarası filmlerinde oynadı. Dil Yarası filminde Orhan Gencebay ve Yaprak Özdemiroğlu başrolü paylaşıyordu. Film o dönemlerde büyük beğeni toplamıştı. Yaprak Özdemiroğlu'nun 1985 yılında oynadığı Gülüşan filmi ise genel olarak oynadığı rollerden daha farklıydı. Filmde köyde yaşayan kör bir kıza hayat veriyordu. Filmin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç oturuyordu. Daha sonra Yarın Ağlayacağım, Yalnız Kadın, Arkadaşım Şeytan gibi yapımlarda oynayan Özdemiroğlu, 1994 yılında
Zontellektüel adlı diziyle televizyon ekranlarındaydı. 2000 yılında Üzgünüm Leyla ve 2002 yılında Kumsaldaki İzler dizisiyle yeniden kamera karşısına geçti. Yeşilçam'da rol aldığı filmlerin sabun köpüğü olarak değerlendirilmesini terbiyesizce bulan Yaprak Özdemiroğlu, sinema kariyerinde sadece Atıf Yılmaz, Halit Refik, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Bilge Olgaç ve Metin Erksan gibi yönetmenlerle çalıştığını söylemişti. Özdemiroğlu'nun aşk hayatı da oldukça hareketliydi. İki kez evlenip boşanan oyuncu ilk evliliğini 25 Haziran 1993'te müzisyen İskender Paydaş'la yaptı. 7 yıl süren evliliğin ardından boşandı ve 2001 yılında eski manken Murat Erberger'le ikinci kez nikah masasına oturdu. Aşk hayatıyla ilgili 6 defa bakire oldu başlıklı şöyle bir haber çıkmıştı yıllar önce. Yaprak Özdemiroğlu 2 rejisör, 1 aktör, 1 davulcu ve 1 İngiliz film yapımcısıyla aşk yaşadı ve hepsine sen ilk erkeğimsin dedi. Bende Katakulli Yok başlıklı bir haberde ise şöyle yazıyordu. Piyasanın en fakir artisti olduğunu söyleyen Yaprak, zengin erkek avcısı olsaydım şimdi en pahalı kadın olurdum dedi. Yaprak Özdemiroğlu'nun bir dönem Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı bile söyleniyordu. Ancak Özdemiroğlu, birlikte değiliz, arkadaşız açıklamasında bulunmuştu. Babası Atilla Özdemiroğlu'nun Müjde Ar'la yıllarca süren bir beraberliği olmuştu. Bu beraberliğin temelini atan da Yaprak Özdemiroğlu'ydu. Birlikte sahne aldıkları bir dönemde Müjde Ar Yaprak'a "Yakışıklı baban ne yapıyor?" diye sormuştu. Bundan çok etkilenen Özdemiroğlu, Müjde Ar ve babasını bir araya getirmek için işe koyulmuştu. Kendi annesi olduğu halde Müjde Ar'ın da kendisine annelik yaptığını söylemişti yıllar sonra. Hatta kendisini kızı gibi gören Müjde Ar'la tatillere beraber gittiklerini de anlatıyordu. Babası Atilla Özdemiroğlu ise 20 Nisan 2016 tarihinde kansere yenik düşmüştü. Yaprak Özdemiroğlu, Ha Babam Sınıfı Güle Güle filminde İlyas Salman'dan yediği tokat sahnesiyle hafızalarda yer edindi. Şekerpare filmiyle ise kariyerinin zirvesine çıktı. Kariyeri boyunca 18 sinema filminde ve 3 dizide oynadı. Verdiği bir röportajda yeni nesil oyunculardan Gonca Vustateri'yi beğendiğini, duygularını katarak karakterli bir performans sergilediğini söylüyordu. Yaprak Özdemiroğlu ayrıca şarkıcı Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun da üvey ablasıydı. Akıp geçen zaman karşısında direnmek çok zor ama Yaprak Özdemiroğlu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Tüm cesur halleriyle bir Yaprak Özdemiroğlu geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.